Saygıdeğer izleyenler, Ünye Merkez, Ataköy, yeni ismiyle Ataköy Mahallesi'ndeyiz. Yol, medeniyetin ölçüsüdür derler. Karşıda cennet var deseler de gidecek yolu yoksa, cennetin de manası yoktur. Önce yol, yol. Hep söylerler büyükler, yol, su, elektrik derler. Ataköy'ün en büyük derdi yol. 4 kilometrelik bir mesafe var. Burada köyün ihtiyar heyeti ve muhtarı iktidar yanlısı olmasına rağmen köye bu yolu yaptırmaktan imtina etmişler. Efendim, programa alınamadı, verilemedi. Tepeden tırnağa AK Partilisin kardeşim. Sen yolun üstüne yatacaksın, bu yolu yaptıracaksın. Doğru mu değil mi? Buyur. Yani doğrudur. Biz yıllardır bu yolumuz bu şekil. Toz toprak yutuyorsunuz. Evet. Ya bir de benim evim burada. Babam kanser hastası, KOAH hastası. Araçlar hızlı gittiği zaman buradan gelen toz direkt benim evime geliyor. Bütün evlere gider bunlar. Yani buradan bu yukarı mahalleye doğru. En çok da sizi etkiler. En çok hasta bizi etkiliyor. Yani yapılacak dediler. Şu zaman gelecek dediler ama şu ana kadar bir sonuç alınamadı. Bir gün Azaya sormuşsun. Cevabını da söyler misin burada? Yukarı dağ yolundan aşağı inen bir beton yolumuz var. Evet. O dedim ki abi dedim bu yolun devamı ne zaman yapılacak? Nasıl olacak? Bana muhtar değişince yapılacak dedi. Bu kelimeyi sarf etmesi bile hiç hoş değil. Halbuki yani, AK Parti buradan en yüksek oyu alıyor. Sonra şu hemen yan tarafımızda bir kanal var. Yarıya kadar kapatıldı. Bu mu? Bu. Şuraya kadar kapatıldı. Evet. Oradan üstü kapatılırken biz orada kendi yerimize, tapulu yerimizden yer verdik. Bize de söz verildi. Dendi ki bir yıl sonra da devamı yapılacak. Ama yıllar geçti. Babam hasta haliyle çok uğraştı. Ordu Büyükşehir Belediyesi bakıyor buraya dendi. Ama bir türlü bu yol, yani bu kanal yapılamadı. Oraya bir nokta koy. Ben, babam, buranın eski muhtarı Sıtkı Sencar'la beraber Ordu Büyükşehir Belediyesi'ne gittik. O zaman yetkili Ünyeli Hatipoğlu'ydu. Hatipoğlu'ndan şuraya birkaç metrelik boru talep ettik. Bugün dedi, yarın dedi. Kaç sene geçti? Yani yaklaşık 4-5 sene belki. Bu köyün azası da sizin yol muhtar değişirse yapılacak diyor. Bunlar söylenecek sözler değiller. Hele de devlet adına millete hizmet için seçilmiş kişinin ağzından hiç çıkmayacak. Çünkü yani, devlet milletine kin tutmaz. Öyle. Tutmamalı. Öyle. Ya Ahmet Bey, ben şunu söylemek istiyorum. Yani Ünye Belediyesi'ne benim lafım. Buyur. Ünye Belediyesi şuraya 10 tane buzu veremeyecek, yapamayacak kapasitede değilse ben daha hani söyleyecek 30 bir şey bulamam. 30 tane meclis üyesi var. Her biri bir belediye başkanı. Ondan sonra bir belediye başkanı var. Ordu Büyükşehir var. Şu yol, şurada binlerce hasta var. Toz toprak yüzünden nefes alamıyor. Ve şuradaki 30 metrelik, 40 metrelik logara 10 tane buz veremiyor. 10 tane buz veremiyorlar. O zaman son olarak bu memleketin muhtarı başta olmak üzere seçilmiş ve atanmış yetkililerine ne söylesin Önder Sencar? Buyur. Yani ne söylerim? Biz devletimize karşı hiç yanlış bir durumumuz olmaz. Olmadı. Olmaz. Babanız muhtarlık yapmış bir adam. Yani eski iş adamlarından. Bu köyün benim dedem dahil, büyük dedem dahil köyün ileri gelenlerinden. Yani ufak tefek şeyler bizim canımızı sıkıyor. Belediyenin canımızı sıkmamasını, hani bizim şu kadarcık talebimizi yerine getirilmesini
talep ediyoruz biz. Başka hiçbir devletimizden, belediyemizden, büyükşehir belediyemizden başka bir talebimiz yok. Ben sizin söylemek istediklerinizi özetlemem gerekirse, saygıdeğer yetkililer, seçilmiş ve atanmış şahsiyetler, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin asıl ve asil sahibi millet. Bu millet var ise Türkiye Cumhuriyeti Devleti var. Bu millet yok ise ne siz varsınız ne de biz varız. Bu devletin sahibi milletin hizmetkarı olacağız dedi Sayın Cumhurbaşkanı. Biz de onun emrinde olan bütün seçilmiş ve atanmış yetkililere bu millete hizmetkarlık yapın diyor. Bu yolları bitirin diye istirham ediyor, saygılar sunuyor.